Önerge okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 117 sıra sayılı kanun teklifinin 10. maddesinde bulunan bahsi geçen ibaresinin sözü geçen olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Semra Güzel Diyarbakır, Mahmut Doğru Gaziantep, Erdal Aydemir Bingöl, Ali Kenanoğlu İstanbul, Kenan Turan, Rıdvan Turan, Mersin milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyor Sayın Başkan. Önerge üzerine söz isteyen Bingöl milletvekilimiz Sayın Erdal Aydemir. Süremiz 5 dakika Sayın Aydemir. Sir mahbusun, gele mahbusun, merhaba. Şuma senin, ez vezana ki, şuma pir holi. Ez vuna, vala temat, tik, kir, ma pir pia holi. Bina temat, harp çinye. Sayın Aydemir. Ma pir pia, Sayın Aydemir. Yo cadim. Sayın Aydemir. Ma pir pia, min sulumeti. Sayın Aydemir. Min raştit. Sayın Aydemir. Min biratit. Sayın Aydemir. Ma pir pia, yo cadim. Değerli arkadaşlarım, bir saniye. Sayın Aydemir. Lütfen herkesin anladığı ortak dilimizde konuşalım lütfen, buyurun. Ez şımar perunur. Sayın Aydemir. Sunumu hürmet cana. Sayın Aydemir. Sayın Aydemir lütfen. Sayın Aydemir lütfen. Sayın Aydemir lütfen. Sayın Aydemir lütfen. Sayın Başkan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şu anda bütün parti gruplarında zaza, dimilik kirdi konuşan milletvekillerimiz var. AKP grubunda da var. CHP grubunda da var. MHP'nin tarihine geçmiş seçilmiş belediye reisleri de var. Bunlar dimilki, kırtki, zazaca konuşurlardı. O yüzden buradaki zazaca, dımırki, kırtki, merhabalamam bu kadar tepkinize sebep olmamalı. Sayın Meclis, ATV televizyonunda Müge Anlı diye bir sunucu yapmış olduğu programa değerli arkadaşlarım, canlı yayında zazaca konuşan bir aile katıldı. Maalesef ki merkez ve yandaş medyanın bu temsilcisi adeta Türkiye'de konuşulan bütün ana dilleri inkar ve tekçi bir zihniyetle naklen yayını, canlı yayını kesti. Burası Birleşmiş Milletler'in Halklar Meclisi değil diye tepkisini ortaya koydu. Bu ülkede zazacayı konuşan yaklaşık 4 ile 6 milyon kişi var. Dolayısıyla bu yapılan muameleye karşı bu ülkede yaşayan bütün zazalar infial halinde ve yoğun bir tepki içerisindeler. Bundan dolayı 2020'nin plan bütçe görüşmeleri yapılırken özellikle bu ülkede konuşulan ana dillerini eğitim hakkı olarak benimseyen, talep eden ve isteyen bütün kesimlerin bu taleplerini bırakalım karşılama yerine, bırakalım onlara kaynak ayırma yerine hiçbir şekilde bu tekçi ve inkarcı bütçede yer almamıştır. İşte buradan bir kez daha ana dilimde yapmış olduğum bu konuşma tıpkı Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı gibi eğer meclis tutanaklarına da bilinmeyen bir dil veya bilinmeyen X dili olarak geçerse buradan bu kürsüden hem Müge Anlı'yı hem de eğer bu uygulama yapılırsa meclis tutanaklarını veya meclis tutanaklarından sorumlu olan bütün herkesi kınamayı, zazaca konuşan, dımırki konuşan, kırkçı konuşan bütün herkes adına kendimde bir hak olarak görüyorum. Arkadaşlar, zazalar başta
Bingöl Merkez, Genç İlçesi, Solahan İlçesi, Elazığ Palu, Yeknesan, Dersim, Erzincan, Urfa Siverek, Diyarbakır'ın kuzey ilçelerinin hemen hemen tümü, Kulp, Lice, Hani, Piran, Ergani, Eyl, Çermik, yine Sivas'ın aşağısından tutalım Erzincan sınırlarına kadar yoğun bir şekilde yaşamakta ve burada Zaza dili konuşulmaktadır. Tabii arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen. Sayın Hatip buyurun. Sayın Öğrenat lütfen. Tamamlayın Sayın Aydemir. Elbette Sayın Başkanım. Tabii ki Zazaca'yı konuşurken, Zaza dilini konuşurken rahmetli anmadan geçmek olmaz. Tüm Zazaların gönlünde taht kurmuş Zaza ozanımız Rençber Azize Allah'tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın. Ve onun bir özdeyişiyle vay vay nina hanina şıma vinen senina bu münker hatırıp şıma hol bunenku inşallah bana hol. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Aranın. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Buyurun Sayın Bülbül. Sayın Başkan, biz bu memleketi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bu hatibin de ifade ettiği, saydığı kim varsa bu memlekette yaşayan 82 milyon Türkiye'yi, Türk milletini oluşturan bütün yapıları, bütün bölgeleri dahil etmek suretiyle, hepsinin ortak iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kurduk. Bu çok önemli bir iradedir. Şimdi biz bu memlekette sanki işte Zaza olan, kökeni işte Türkmen olan, Yörük olan, efendime söyleyeyim Arnavut olan, Boşnak olan, bunlarla arasında sanki bir problem varmış gibi, bunlar sanki toplumda ikinci sınıf bir muamele görüyormuş gibi, öteleniyormuş veyahut da bu şekilde konuşuyor diye bu memlekette ikinci sınıf vatandaşmış gibi devletten muamele görüyor. Sanki tahsiline engel olunuyor, yükselişlerine, kariyerlerine, devlet imkanlarından faydalanmasında, bürokraside yer almasında, seçilip milletvekili olmasında, başbakan olmasında sanki bir engel varmış gibi. Burada belli bir politika dahilinde ve yalnızca sadece Yüce Meclis'e değil, yalnızca Türkiye'ye karşı farklı bir takım çalışmalar içerisinde olan, özellikle batıda bu hesapları güden yapılara, mahfillere delil oluşturmak maksadını taşıyan çok sistematik bir üslupla veya bir tarzda bu konuşmaların şahidi oluyoruz biz bu mecliste. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bunlar Türkiye'nin sosyal gerçeklerine, tarihi gerçeklerine aykırı bir durumdur. Bu noktada Türk milletinin, 82 milyon Türkiye'nin, Türk milletinin iradesi hilafına yapılan ve bizzat ırkçılığın ta kendisi olarak değerlendirdiğimiz böyle davranışların Türkiye'de insan hakları, demokrasi ve kardeşlik kılıfı altında sunulmasını şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Muş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Anayasamızda bu yazmaktadır. Burada da Türkçe konuşuruz. Şimdi siz başka bir dilde konuştuğunuz zaman parlamentoda bulunan 600 kişiden belki 10 kişi anlamıştır sizi. Şimdi başka bir hatip geldi, Zazaca, Arapça konuştu. Kim anlayacak onu? Kimse anlamıyor. Hepimiz birbirimize bakıyoruz ne diyoruz diye. Ne anlatılıyor diye. Buradaki mesele Zazaca da bizim, Kürtçe de bizim, diğer yerel diller de bizim. Hepsi bu ülkenin zenginlikleri. Kaldı ki biz AK Parti iktidarı olarak bütün yerel dillerde propaganda serbestliğini getirdik. Televizyon kurulmasının önünü açtık. Özel okullar açılmasının önünü açtık. Kursları açılmasının önünü açtık. Bunları biz yaptık. Fakat buradan hareketle şimdi göreceksiniz tutanaklara bilinmeyen bir dil olarak geçecek. Şimdi siz burada Rusça konuşsanız da bilinmeyen bir dil olarak algılayacak onu.
İngilizce konuşulsa aynı şekilde bunu kayıt altına alacak. Çünkü buranın resmi dili Türkçedir. Dolayısıyla buradan hareketle insanlar sanki bir dile karşıymış gibi, bir dile düşmanlıkları varmış gibi bir algı oluşturmak, bu tip ifadeler kullanmak doğru değil. Bu Türkiye'de bir çiçe geçmiş insanların arasında nifak tohumu ekmekten başka bir şey değildir. Bunu doğru bulmuyoruz. Müge Anlı'nın programıyla alakalı mesele de şudur. Bir vatandaşımız katılıyor. Vatandaşımız Zazaca konuşuyor. Ana dili olabilir. Belki başka dil bilmiyor olabilir. Fakat stüdyoda kimse anlamıyor. Bilmiyor. O anla bir çevirileri imkanı yok. RTÜK kurallarına göre de ya bir çevirmen bulmanız lazım oradan, tercüman bulmanız lazım. Ya da anlaşılabilir hale getirmeniz gerekiyor. Kanal bunu yapamıyor. Dolayısıyla diyor yayını kesmek zorundayım diyor. Şimdiye kadar bu buradan alınıp efendim Zazaca'ya düşmanlıkmış gibi bir algı oluşturmanın da manası yok. Bak ben bunun benzerini daha önce bir konuşmamda ifade ettim. Sanırım Batman ili olması lazım. Şikayet geliyor. İki defa şikayet ediyor vatandaş. Sesli müzik var. Alkollü bir ortam var. Polis oraya gidiyor. Şikayet üzerine gidiyor. Ve orada sesli müzik olduğu için ruhsatları yok. Müdahalede bulunuyor. Fakat bu nasıl anlatıldı? Kürtçe şarkı söylendiği için yapıldı. Hayır, orada Fransızca şarkı söylense de, Türkçe şarkı söylense de aynı müdahale yapılacak. Şimdi Ankara'da siz istediğiniz yerde canlı müzik yapabilir misiniz? Canlı Türkçe müzik yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Toparlamanız lazım. Bitiriyorum. Toparlıyorum. Yapamazsınız. Sonra şarkıcı, o şarkıyı söyleyen insan, o şarkıyı söyleyen vatandaş çıktı. Ya benimle hiç alakası yok diyor. İşletme ile alakalı bir sorun. Ben de diyor zor durumda kaldım diyor. Dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Arkadaşlar samimi olmakta fayda var. Toparlayın lütfen. Samimi olalım. 82 milyon arasına nifak tohumu ekmeyin. Sürekli yaptığınız belli bir bölgeyi milletin tamamından koparmak, ayrıştırmak için hiçbir ilkeniz yok. Makavellist bir anlayışla bu bir bölgeyi bu ülkenin tamamından nasıl ayırırızın hesabı içerisindesiniz. Yazık ediyorsunuz. Kendinize de yazık ediyorsunuz. Ülkeye de yazık ediyorsunuz ama şunu unutmayın. Sizden önce başkaları da vardı. Onlar başaramadı. Siz de başaramayacaksınız. Size de nasip olmayacak. Değerli arkadaşlar, bir saniye Sayın Oluç. Bir dakika değerli arkadaşlarım, işlem yapıyoruz. Grup başkan vekilleri söz istiyor. Lütfen sayın milletvekilleri, grup başkan vekili söz istediği zaman biraz geride kalsınlar. Ben birazdan 60'a göre zaten sözler vereceğim. Önce şu işlemi bir tamamlayayım Sayın Oluç, size söz vereceğim. En sonda önergeyi oylamıştık. Önerge kabul edilmemişti. 10. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. 10. madde kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Oluç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi önce bazı ithamlarda bulundu değerli vekiller. Ben ona ilişkin kısaca bir şey söyleyeyim. Ne yapılan işin nifak tohumu serpmekle, ne bir bölgeyi bu ülkeden koparmakla, ne halkı birbirinden ayrıştırmakla alakası yoktur. Hiç alakası yoktur. Şimdi bu ülkede, bunu daha evvel de konuştuk, konuşmaya da devam etmeliyiz bence, bu sağlıklı bir şeydir. Bu ülkede farklı ana diller var. Birçok, yani Kürtçe, Zazaca, Gürcüce, Abazca saymakla bitmez. Çok var. Bu bir zenginliktir ve bu iyi bir şeydir. Buna kimse karşı çıkmamalıdır. İnsanların ana dillerini konuşmasına, ana dillerini kullanmalarına, ana dillerinde eğitim talep etmelerine, radyo, televizyon yayınlarının olmasına, buna kimse itiraz etmemelidir. Bu çünkü kötü bir şey değildir. Şimdi buradaki mesele şu. Aslında meclis eğer gerçekten bu topluma bir demokratik kültürü, bir demokratik politik kültürü yaygınlaştırmak isteyen bir yerse, ki öyle olmalıdır. Maalesef biz henüz o noktada değiliz ama öyle olmalıdır diye düşünüyorum. O zaman ana dilinde bir selamlama yapan ve sözünü bitirirken de yine ana dilinde bir selamlamayla bitiren bir vekil, başka vekiller de olabilir. Buna bu kadar büyük bir tepki göstermek, bunu hele hele nifak tohumu serpmek, ırkçılık vesaire gibi laflarla nitelendirmek gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir. Ben bunu bir kez daha söylemek istiyorum ve bunun dediğim gibi insanların ana dillerini, ister Zazaca ister Gürcüce olsun, ana dillerini konuşmalarının önündeki engellerin aşılması
meclisin ve demokrasinin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Yoksa iddia edildiği gibi, üstümüze atılmaya çalıştığı gibi suçlamaların hepsini elbette ki reddediyoruz ve geriye gönderiyoruz. Peki. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, birinci bölümde yer alan maddelerin oylamaları tamamlanmıştır. Şimdi sisteme giren arkadaşlarımızdan makul bir sayıda 60'a göre söz taleplerini yerine getireceğim. Sayın Yılmaz, Sayın Ümit Yılmaz, Sayın Ceylan, Sayın Bülbül, arkadaşlar parti grupları işaret ederlerse var yok diye ben ona göre devam edeyim. Sayın Gazel, Sayın Cora, Sayın Karahocagil, Hazreti Peygamberimizin can dostu Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe Mekke'nin fethedildiği gün İslam'ı kabul etti. Gözlerini kaybetmiş yaşlıydı. Hazreti Ebu Bekir Müslümanlığını ilan edip biat etmesi için onu alıp son elçinin yanına getirdi ve o gün yaşlı adamın huzuruna getirildiğini gören sevgili Peygamberimiz şöyle ferman etti. Keşke getirmeseydiniz, biz yanına gitseydik dedi. Hazreti Ebu Bekir, sizler yanına gelinmeye daha layıksınız ya Resulallah dedi ve ağlamaya başladı. Etraftakiler ona bugün mutluluk günü niye ağlıyorsun diye sordular. Hazreti Ebu Bekir, bugün Allah'ın Resulüne biat edenin babam değil de Ebu Talip olmasını daha çok isterdim. Çünkü bu onu daha çok mutlu ederdi. İşte peygamber sevgisinin en güzel bir örneği. Peygamberimizin doğum gecesi Mevlid Kandilinizi tebrik ediyorum. Sayın Kabukçuoğlu, Sayın Şevkin. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki mahkeme binasının kapatılması nedeniyle bölge halkı büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Adana merkeze 168 kilometre mesafede ve kiraz üretimiyle, ihracatıyla ekonomiye büyük katkısı olan bir ilçemiz olan Saimbeyli'de bu şeyin kapatılması, mahkeme binasının kapatılması mağduriyet yaşatmaktadır. 25 köy ve merkezde 3 mahalleye sahip Adana'nın toprak bakımından en büyük ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız ödüllendirileceği yerde cezalandırılmış oluyor. Öte yandan Adana Bölge İdari Mahkemesi'nin kapatılmış, Akdeniz'deki 5 il Konya Bölge İdari Mahkemesi'ne bağlanmıştır. Kapatılan mahkemenin yıllık ortalama esası 11 bin olup Konya Bölge İdari Mahkemesi ise sadece 4 bindir. Adana Bölge İdari Mahkemesi Türkiye'nin iş yükü anlamında 3. Bölge İdari Mahkemesidir. Adana Bölge İdari Mahkemesi'nin kaldırılmasına dair kararın iptali gerekmektedir. Teşekkür ederim. Sayın Ünsal, Sayın Şahin. Teşekkürler Sayın Başkan. Bitkisel ve hayvansal üretimin teşvik edilmesi amacıyla kurulması planlanan tarıma dayalı ihtisas, yani sera organize sanayi bölgeleri ile tarım sanayi entegrasyonunun kurulması hedeflenmiş. Bu çerçevede birçok ilde kurulması yönünde 2017 yılında tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi yönetmeliği yayımlanmıştır. Tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyeli bulunan Hatay'ın Arsuz bölgesinde bir sera organize sanayi bölgesi kurulması bölge halkının öncelikli talepleri arasındadır. Üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanmasına yönelik kurulacak sanayi tesislerine yeterli kalitede ham madde temini amacıyla tarım ve sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi adına Hatay'da bir tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması yatırım programına alınmalıdır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Subaşı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Dün İstanbul Fatih'te 4 yetişkin kardeşin siyanür içerek intihar etmeleri çok sarsıcı bir olaydır. Borçlarını ödeyemeyen, faturasını ödeyemedikleri için elektriği kesilen bu insanların dramı tam bir faciadır. Hepimizin, herkesin, başta hükümetin her şeyi yeniden gözden geçirmesi ve düşünmesi zorunluluk haline gelmiştir. Sorunlarımız medya gücüyle örtülecek boyutları çoktan aşmıştır.
peş peşe facialar yaşanabilir. En başta hükümet ve tüm yerel yönetimlerin mega projeleri, çılgın projeleri bir yana bırakıp insana, toplumumuza, sosyal devlet projelerine hiç zaman kaybetmeden sarılması gerekmektedir. Keşke dünyanın en büyük havalimanı ve başkanlık sarayına sahip olmasaydık da bu tür olaylar hiç yaşanmasaydı. Teşekkür ediyorum. Sayın Turan. Bakanlığına sesleniyorum. Geçtiğimiz hafta Narenciye Festivali düzenlenen Mersin'de birinci sınıf tarım alanları kentsel servis alanına dönüştürülerek yok ediliyor. Seçim bölgem olan Mersinli Mezitli ilçesi 75. yıl ve Anayurt Mahallesi'nde DSE'ye ait iki sulama kanalı arasındaki birinci sınıf tarım arazisinde sulu tarım yapılmakta. 35 bin adet özel bir limon türü olan dikenli limon ve 10 bin adet zeytin ağacı yetiştirilmektedir. Ne yazık ki bu çok özel tarım alanına sanayi sitesi yapılmaktadır. Toprak Koruma Kanunu ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamu spotunda belirtildiği gibi bu alanlar betonlaşmaya açılmamalıdır. Bu alan hem çiftçimiz açısından geçim kapısı, hem ekosistem açısından büyük bir değer, hem de çok kıymetli bir tarım alanıdır. Bir tarafta her yıl Narenciye Festivali düzenlenecek, diğer tarafta böylesi bir tarım alanı yok edilecek. Bunun akılla, mantıkla izahı mümkün değildir. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda Narenciye Festivali ithal narenciye ile kutlanacaktır. Bu sebeple Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli revizyon çevre düzeni plan değişikliği iptal edilmeli, ilgili bölge tarım alanı... Sayın Aydınlık. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hilvan ilçemizde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon sıkıntıları hala devam ediyor. Uzun süredir devam eden içme suyu arıtma tesisinin durumu belirsizdir. 21. yüzyılında insanların içme suyu sıkıntısı yaşaması hangi akla, hangi mantığa sığar? Bazı kırsal mahallelerimizde yaşanan ulaşım sıkıntısında artık çözüme kavuşmalıdır. Asfalt yol kırsalında yaşanan insanlarımız da hakkıdır. Hemşerilerimize çamur yolları reva görülemez. Hilvan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin iktidar partisinin yönetiminde olduğu Şanlıurfa'da halen daha bu sorunların yaşanıyor olması iktidarın Şanlıurfa'mıza nasıl bir değer verdiğini gözler önüne sermektedir. Ancak herkes şunu bilsin ki bu devran bir gün dönecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Karaca. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülke genelinde olduğu gibi Denizli çiftçilerimiz de ağırlaşan tarımsal girdi maliyetleri altında ezilmektedir. Buldan, Güney, Bekirli, Çal ilçelerimizdeki üzüm üreticilerimiz geçtiğimiz yıl 180 liradan almış oldukları bağ külleme ilacını bu yıl 400 liradan, domates üreticisi Honazlı hemşerilerim geçtiğimiz yıl 325 liradan aldıkları tohumu 475 liradan, damlama gübresini 150 liradan almaktayken 250 liradan almak zorunda kalmışlardır. Ağırlaşan bu mali külfetin altında dahi üretmeye ve alın teriyle topraklarını sulamaya devam etme mücadelesi vermektedirler. Ancak aldıkları bir bilgiyle kendilerine biraz nefes aldıracak olan İyi tarım uygulama desteklerinin ekonomik kriz nedeniyle %50 düşürüldüğünü öğrenmiş bulunmaktadırlar. Unutmamalıyız, bu köylülerimiz, bu çiftçilerimiz üvey evlat değildir. Üretirlerse ülkemiz kazanacak, üretirlerse ekonomik kriz sona erecek diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Gaytancıoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Her gün yeni vergiler getiren AKP bununla da yetinmiyor. Her üç gençten biri işsiz iken AKP tam da kendine yakışanı yaptı ve atanamayan öğretmenleri de gelir kapısı yapmaya çalışıyor. Bugünkü resmi gazetede yayımlanan karara göre öğretmenlerin kamu personeli seçme sınavı puanının geçerlilik süresi bir yıla indirildi. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl yaptığı değişiklikle bu süreyi iki yıla çıkarmıştı. Bugün yayımlanan yönetmelikle birlikte süre tekrar bir yıla indirildi. Niye çıkarmıştınız, niye indirdiniz? Göz dikmediğiniz bir atanamayan öğretmenlerin cebi vardı, ona da mı göz diktiniz? İnsaf, o cepler bomboş delik. Siz atanamayan öğretmenleri yandaşlarınızla mı karıştırdınız? Para arıyorsanız yandaşlarınıza bakın, düşün artık bu milletin yakasından. Sayın Zeybek. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ofis çiftçinin kara gün dostudur şiarıyla Türk çiftçisinin ve tarımının yanında olması gereken Toprak Mahsulleri Ofisi yerli ürünleri yok sayarak sınırsız ithalat izni verilmek istenmesi AK Parti'nin
tarım politikasının resmi iflasıdır. İthalat izniyle birlikte gümrük vergilerine de düşüş getirilmesi durumunda yakın gelecekte sadece Antalya özelinde Gazipaşa'dan Aksu'ya kadar geniş bir alanda yapılan muz seraları yatırım yapan üreticilerin tamamı iflas edecektir. 20 yıl sonra ise tarlasını eken çiftçi bulunamayacaktır. Ülkenin verimli tarım arazileri şirketlerin tek eline girecektir. Tarım Bakanlığı Türk çiftçisini değil, yabancı çiftçileri ve aracı şirketleri zengin etmeyi amaçlamaktadır. Bu yanlıştan mutlaka dönülmelidir. Teşekkür ediyorum. Sayın Beko. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yerel seçimlerin ardından İzmir Aliağa Belediyesi'nde ekonomik kriz bahanesiyle yüzlerce işçi işten çıkarılmış durumdadır. Memur olanlar ise sürgüne gönderilmiştir. Belediye işçilerin anayasal hakları ellerinden alınarak büyük bir sosyal cinayet işlenmiştir. Bu işçi kıyımın ardından esas amacın sendikal hakların olmadığı, toplu iş sözleşmesiz, ucuz, esnek, kurasız, güvencesiz işçi çalıştırmak olduğunu hepimiz biliyoruz. MHP'li belediye başkanın Ali halkı bana yetki verdi, istediğimi alırım, istediğimi atarım cümlesini ise kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle 175 gündür hukuki ve sosyal hakları için mücadele eden yaklaşık 250 işçi ve memur arkadaşımızın yanında olduğumuzu ve derhal bu haksızlığa son verilerek tekrar işe alınmaları için gerekli adımların atılmasını beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Kayan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şirin Trakya'mızın Kırklareli'nin bu hafta bütün ilçelerinin kurtuluş günleri. 1 Kasım'da başlayan, Vize ilçemizde başlayan bu kurtuluş günleri yarın Lüleburgaz, Pınarhisar, Kofçağız, Bobaeski, Pehlivanköy, Büyük Mandıra, Kırklareli ve Demirköy'de kutlanacaktır. Değerli arkadaşlar, 1920'den 1922'ye kadar 2 yıl Yunan esaretinde kalan bu bölgemizden kurtuluşun bugün 99. yılını kutlamaktayız. Bütün hemşerilerime, Türkiye'ye ve dünyanın bütün mazlum uluslarına bu kurtuluş günleri kutlu olsun diyorum ve bu bayramımızı da kutluyorum. Ama aynı zamanda AKP'nin kulağına da küpe olsun diyorum. Kendi yarattıkları Frankenstein'dan kurtulmak değil, bir düşmandan kurtulmanın törenlerinin kutlanmasıdır bu. Kutlu olsun diyorum. Sayın Çelebi. Teşekkürler Sayın Başkan. Pakize Ana'ya dava açmayı bırakın da onların sorunlarına çözüm kapısı açın. Zaten yaşam kalitesi azalmış gazilerimizin erken emeklilik hakları ellerinden alınmış durumda. Bu ayıbı ivedi düzeltmeliyiz. ÖTV'siz araç hakkı %90 üzerinde sakatlık oranı olan gazilere veriliyor. Biz engelli olduğu için değil, gazi olduğu için bu hakkı vermemiz gerekir. Bu yanlıştır. ÖTV'siz aracı şehidimizin eşi veya çocuğu alırsa ana veya babası alamıyor. Onların da alması önemlidir. Havalimanlarında devlet övünç madalyası sahiplerine VIP hizmet veriliyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bunu aksatıyor. Bu genelgeyle düzeltilmelidir. Faizsiz konut kredisi 137 bin lira, bu rakam artırılmalıdır. Şehit ailelerine TOKİ'den hibeye verilmelidir. Şehit yakınları ve gazilerimiz sağlık hakkından hiçbir katkı pay alınmadan, hiçbir sınırlama olmadan yararlanmalıdır. Gazi ve şehit yakınları arasındaki maaş, tazminat farkları düzeltilmelidir. Saygılar sunuyorum. Sayın Ersoy. Bugün Artvin Hopa'da Hopa Halk Evi'nin düzenleyeceği bir oyun. Sevgili Levent Üzümcü tarafından anlatılan Senin Hikayendir oyunu oynanacaktı. Atatürk Ortaokulu'nda oynanacaktı bu oyun. Ancak kaymakamlığın kamu binalarında oynanmasını uygun görmediğine dair kararı nedeniyle oyun bu akşam bir düğün salonuna alındı tarafımızdan. Ben buradan şunu sormak istiyorum. Bu bir tiyatro gösterimi sizi niye bu kadar çok korkutuyor? Kamu binası adı üstünde kamu binasıdır, halkın binalarıdır. Halkın binalarında halkın tiyatro izlemesinin önüne nasıl bir engel görüyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Sayın Aycan. Sayın Başkan, YÖK bu hafta yeni mesleklerle ilgili toplantı yapmış ve yeni programlar açma hazırlığı yapmıştır. Yeni meslekler için program açmasını prensip olarak doğru buluyoruz. Fakat
Bu ülkemizde insan gücü planlaması esaslarına göre yapılmalıdır. Plansız açılan okullar ve abartılı kontenjanlar her meslekte fazlalık oluşturmuştur. Yüksek öğrenim görmüş gençlerde işsizliğin %27 olması, 550 bin sağlık personeli, 700 bin öğretmen, binlerce mühendisin iş araması bunun en açık göstergesidir. Plansızlık her yönüyle kayıptır. Yeni mesleklere de yazık olmasın. Teşekkür ederim. Sayın Berdibek. Evet. Değerli meclis, biraz önce Hatip Zazzala ile ilgili yorumunu yaparken biz zaten geçenlerde bu konuyla ilgili Müge Hanımefendi'nin açıkladığı şeye göre biz gereken cevabı verdik. Ben de Sayın Genel Başkan Yardımcımız da bu konuda kendilerine bu konuda Zazzaların varlığı noktasında ama Zazzaların farklı bir varlığını anlattık. Devlete, vatana, millete bağlı olan Zazzalar hiçbir zaman ötekileştirme noktasında kendilerini bir yere koymamışlardır. Her zaman alçak gönüllükleriyle, mütevazilikleriyle, yiğitlikleriyle, mertlikleriyle tak kurmuşlar gönüllere. Bu konuda merkezi Bingöl olmak üzere çeşitli yerlerde Zazzalar yaşamaktadır. Ama gidilen her yerde Zazzaların cömertliği, kişiliği, mertliği de takdire şayandır. Biz Bingöl'e bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Zazzaların nasıl cömert, mert, yiğit oldukları noktasında bunu biz her zaman toplumun bir parçası olarak bu üniter yapı noktasında da devlete, vatana, millete olan bağlılığımız adına her zaman bu memleketin bir çamuru, bir çimentosu olmuşuzdur. İnşallah çimento olmaya da devam edecektir. Ama Zazzalar noktasındaki yorumlar da yapılırken AK Parti bu dönemde en güzellerini yapmıştı. Ne yapmış? Üniversitelerde Zaza enstitüleri, Kürtoloji enstitüleri oluşturmuştu. Yerelde bir takım haklar vermişti. Sayın Berdibek, Sayın Aydemir'le beraber planlayacağınız bir geziye ben katılmaya hazırım. Beraber, hep beraber dolaşırız. Sayın Tokdemir. Teşekkürler Sayın Başkan. Hatay ilimiz uluslararası bir kültür ve medeniyetler şehridir. Ancak buna rağmen maalesef Hatay'a ulaşmak kolay değildir. Hatay'a uçak sayısı ve destinasyon yetersizdir. Hatay Havalimanı'ndan gelen ve giden uçuş seferlerinin arttırılması, günde en az iki direkt uçuş sağlanması konusunda talebimizi yineliyor, Ulaştırma Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz. Hatay ilimiz ticaret, kültür ve gastronomi kenti olması dikkate alındığında bunun ne kadar elzem ve haklı bir istek olduğunu herkes bilmelidir diyor. Bu konuda acil çözüm bekliyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Özkaya. Sayın Başkan, yarın akşam alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yıl dönümü. Bütün Müslümanların Mevlid gecesini tebrik ediyorum. İki gün önce Suriye'de YPG'li PKK'lı bir terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından öldürüldü. Söz konusu teröristin daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip basın toplantısı düzenlendiğini üzülerek görmüş oluyoruz. Burası demokrasinin kalbidir. Demokratik düzenin kalbidir. Demokratik düzenin kalbine teröristlerin veyahut da teröre destek olanların, şiddet eylemlerine destek olanların hiçbir şekilde gelmemesi gerekiyor. Bunu yapanları kınadığımı belirtiyorum. Sayın Şimşek. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, liderimiz, Genel Başkanımız Türkmen Bey'imiz Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu birleştirici siyasetle bu ülkede yaşayan dini, dili, ırkı, mezhebi, etnik kökeni, kömeci ne olursa olsun her bir vatandaşımızı kucaklıyoruz. Herkes anasının dilini konuşabilir. Mecliste yapılan görüşmelerde bazı konulardaki görüşleri hayretle karşılıyoruz. Dün bir sayın milletvekili çıkan bir dergiyle ilgili Alevi vatandaşlarımız bu dergiye sahip çıksın. Kürtlerin şuyu var, diğerlerinin buyu var. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan her bir vatandaşımız Türk vatandaşıdır. Bunların hiçbirisini etnik ve mezhepsel olarak ayırmak, bunlara çağrıda bulunmak doğru değildir. Ben buradan bu kürsüden rahmetli Kamer Genç'in bir sözüyle seslenmek istiyorum. Ulan madem Türk değilsiniz, ne işiniz var milletin meclisinde? Kimin adına anayasa yapıyor, kimin adına çözüm arıyorsunuz? Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın yurdunu seven.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yarın gece alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor. Bu mübarek gecede yapılan duaların, edilecek ibadetlerin hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden bu mübarek gece vesilesiyle İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini, tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın bütün insanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olarak gönderdiği son peygamber ve rehberdir. O, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. Dolayısıyla peygamberimizin sünnetini göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Özyavuz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Güneydoğu'da ve özellikle Şanlıurfa'da ekonomik krizden dolayı esnafın üzerindeki Bağkur ve SSK prim yükünün hafifletilmesi, elektrik faturalarında düşük fiyatlar uygulanması bölgenin ekonomisine çok büyük bir katkı yaratacaktır. Esnaf ve çiftçilerin Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan borçlarının ötelenmesi ve borçların faizlerinin kaldırılarak yapılandırılması esnaf ve çiftçimiz için çok önemlidir. Milli güvenliğimiz için kahraman askerlerimizin icra ettiği Barış Pınarı hareketinden dolayı özellikle Akçakale ve Ceylan Pınarı esnafı bir ay süreyle iş yapamamıştır. Bu ekonomik durgunluğunun amorti edilebilmesi için Akçakale ve Ceylan Pınarı esnafının SSK prim ödemelerinin bir aylık da olsa devlet tarafından karşılanması bölgeye katkı sunacaktır. Bölgemizin elektrik kurumu olan DEDAŞ'a çiftçimizin borçlarından dolayı elektrik sulama ücretleri 35 liradan 70 TL'ye çıkartılmıştır. Bu borçların yapılandırılıp veya silinmesi, çiftçilerimizin üzerindeki yüksek sulama ücretlerinin düşürülmesi hususu çok önemlidir. Genel kurula ve size teşekkür ediyorum. Sayın Bayraktutan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İlk yargı paketi içerisinde getirilen düzenleme ile belli bir süre görev yapan avukatlara yeşil pasaport düzenlemesi getirilmişti. Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi muhtemel olan ikinci yargı paketinde noterli kanunla alakalı bazı değişiklikler olmasına rağmen noter sayılarıyla alakalı özellikle noterlere yeşil pasaport verilmesiyle alakalı herhangi bir düzenleme olmadığına ilişkin bilgiler gelmektedir. Türkiye'deki noter sayısı 2000 rakamlarına ulaşmayan bir rakamdır. Bunların içerisinde de bir bölüm noter daha önce emekli hakim veya hazine avukatı olduğu için yeşil pasaporttan yararlanmaktadır. Buradan Adalet Bakanı'na bir kere daha sesleniyorum. Türkiye Noterler Birliği ve noterler kendilerinden devletin en çok güvendiği memur ve ellerinde mühür olduğu için yeşil pasaport konusunda ciddi beklentileri bulunmaktadır. Bu nedenle gelecek olan önümüzdeki günlerde yeşil pasaportla alakalı düzenlemeler Noterler Birliği'nin ve noterlerin beklentisi olduğunu belirtiyor. Bu konuda Adalet Bakanı'nın ve yasa hazırlayanların gerekli girişimlerde bulunmasını Yüce Parlamento'dan bir kere daha seslendiriyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Kılavuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çiftçilerin üretim girdileri 2019 yılında ilaçta %100, gübrede %80, tohumda %55, mazotta %35 oranında artmıştır. Bunun dışında biçer, su parası, işçi yevmiyesi girdileri de artmış göstermiştir. Pamuk hasadı Tarsus'ta ve Çukurova'da %80 oranında tamamlanmıştır. Taban fiyat politikası olmadığından tüccar dökülen pamuğun kilosunu 3 TL'den fiyatlandırmaktadır. Geçen yıl pamuk kilogram fiyatı 4 TL iken bu yıl %28 gerileyerek 3 TL'den satılmaktadır. Girdi fiyatlar bu kadar bariz artarken fiyatın inmesi ve yaşanan rekor ve düşüklüğü çiftçimizi zor durumda bırakmıştır. Bu nedenle pamuk biriminin en az kilogram başına 1 TL verilmesi ve ÇKS kayıtlı olan pamuk üreticilerinin Ziraat Bankası ve Tarım Girdi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi çiftçilerimizin acil beklentisidir. Köylümüze, çiftçimize sahip çıkmak zorundayız. Çiftçilerimiz üretimin dinamosu, memleketin can damarıdır. Konuyu dikkatlerinize sunuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Ceylan. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Tarım Orman Bakanı çiğ süt priminin litrede 15 kuruşluk artışla 25 kuruşa çıkarılmasını müjde olarak duyurmuştu. Mayıs-Haziran dönemi primleri henüz ödenmeden bakanlık bütçeyi gerekçe göstererek çiğ süt primini hem de Mayıs 2019'dan geçerli olacak şekilde yeniden 10 kuruşa düşürdü. Yani üretici zamlı fiyattan destek ödemesi alamadan ağa verdiğini geri aldı. Üstelik ağalık yaparak sorunu çözülmez. Bu yöntemle süt ineklerinin kesilme gönderilme sürecini hızlandırırsınız. Sonra da çözümü hep yaptığınız gibi ithalatta ararsınız.
Bu durum zaten sıkıntı çeken süt üreticisini daha da zora sokacaktır. Yem fiyatları artarken süt fiyatlarının gerilediği başka bir ülke var mıdır? Sayın Bakan, süt üreticileri olmasa bakanlığı ne güzel yönetirim demek mi istiyor? Teşekkürler. Son olarak Sayın Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. 65 yaş maaşı alan ya da engelli olan yurttaşlarımızın NİİDE'de son dönemlerde maaşlarının kesildiği yönünde şikayetler gelmekteydi. Bununla ilgili Çalışma Bakanlığı'na bir soru önergesi verdim. 65 yaş maaşı ve engellilerin maaşlarının neden kesildiğini sorduğumda Sayın Bakan böyle bir uygulamanın bulunmadığını ifade etti. Ancak bölgede Edik ve Beyal Alehoca köylerinde isim isim bu kişileri saptadım. NİİDE merkezle birlikte kendisine isimlerle soru önergesini tekrar yönettim. Şu ana kadar bu konuda bir yanıt alamadım. 65 yaş maaşını yıllardır alan, engelli olarak yıllardır maaş alanların maaşlarının kesilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Mağdurdurlar. Bu nedenle başkanlığınız tarafından sorularımıza yanıtlanması yönünde girişimde bulunulmasını talep ediyor. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Tanal, sisteme girmişsiniz ama sizin de mi talebiniz var? Buyurun, buyurun, siz de kırmayalım. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu son konuşma değerli arkadaşlar. Değerli başkanım, tabii çok kanun teklifi de verdik ama bu 3600 ek göstergesi emniyet mensupları, polis mensupları için biz bu kanun teklifini verdik. Ancak AK Parti iktidarı tarafından meclis genel kuruluna getirilmiyor. Tabii sizin yetkiniz, bilemiyorum ne kadar, ne nasıl yardımcı olabilirsiniz bize ama bu polislere yönelik ek 3600 ek göstergesinin genel kuruluna getirip en azından bir oylanmasını istiyoruz ve polislerin çalışma koşulları çok kötü. Bu çalışma koşulları ve mesai ücreti alınmıyor. Bu koşullar nasıl düzeltilecek? Verdiğimiz kanun teklifleriyle ilgili sizden bir destek istiyoruz Sayın Başkanım. Peki değerli milletvekilleri, tüm katkılar için herkese teşekkür ederim. Umarım yararlı bir uygulama oldu. Vaktimiz vardı. Değerlendirdik. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. Sayılı kanun teklifinin görüşmelerine devam ediyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. 88 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. 33 sıra sayılı kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. Komisyon yok, ertelenmiştir. Değerli milletvekilleri, gündemimizde başka bir iş bulunmadığından alınan karar gereğince kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 12 Kasım 2019 Salı günü saat 15'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.